Evet çok uzun zamandır beklediğimiz Yüzüklerin Efendisi'nin ilk trailer da geldi. Arkadaşlar ben ne hissettiysem size onları gösteriyorum onu gösteriyorum. Heyecanlandığımda heyecanlı konuşuyorum. Hayal kırıklığına uğradığımda hayal kırıklığı yaşadığımı size geçiriyorum. Yani ne gördüysem aslında onu yorumluyorum. Bugün de çok böyle kendimi yükselmiş hissetmiyorum açıkçası şu anda sabah saat 5.30 ve İçimden böyle hani demiştim ya şunlar şunlar olursa çıkar dışarı bağırırım falan. Hiç öyle bir istek yok içimde. Şimdi size trailerı gösteremiyorum ama... Bir sürü, neredeyse her karesini aldım. Onlar üzerinde konuşacağım, yorumlayacağım. Trailer'ı gösterince hemen maalesef YouTube'da e, telif yiyorsunuz ve sıkıntı çıkıyor. O yüzden trailer'ı gösteremeyeceğim size. Bugün benim hayal kırıklığına uğramamın en büyük nedeni trailer'ın tonuydu arkadaşlar. Ton derken ama renklerden, renk paletinden falan bahsetmiyorum yani. Öyle şeylerden, CGI'den falan bahsetmiyorum. Güzel de şeyler vardı bu arada. CGI olarak, mekanlar olarak falan bence kötü durmuyor. Güzel, çekimleri de fena değil. Hatta heyecanlandıran mekanlar, işte troll gibi yaratıklar da var. Ondan bahsetmiyorum. Bana geçirdiği duygudan bahsediyorum çok çocuksu buldum bir başta konuşan e, bir çocuk sesi var ondan sonra müzik çok kötü müzik bir türlü böyle seni alıp kavrayıp böyle seni yukarılara çıkartmıyor ne hissettim biliyor musunuz arkadaşlar aslında şöyle bir şöyle bir hissiyet hissiyat oluştu bende Hadi gelin bakalım buraya çocuklar. Size harika bir hikaye anlatacağım. Orta Dünya diye masalsı bir dünyada geçen bir hikaye bu. İçinde elfler, cücelerin olduğu müthiş bir dünya. Anlatabiliyor muyum ya? Bu trailer'dan ben bunu hissettim. Ya bu bu ne ya? Ya bir bir böyle bir gerilim olur. Ya sonuçta anlattığın hikaye masal değil aslında. Evet, fantastik bir dünyada geçiyor ama baya karanlık bir öykü anlatıyorsun aslında. İnsanlar birbirlerini öldürüyorlar. Bir tane tiran var ortada. Bir diktatör olmaya çalışan, herkesi hükmü altına ça almaya çalışan bir varlık var. Ona direnen, e ölen başka halklar var. Yani böyle işte gelin orta dünyaya denecek de bir hikaye değil pek. Ama ben genel ton olarak onu aldım beklediğim çok daha heyecanlanmak, tüylerim diken diken olması falandı. Bunların hiçbirini bulamadım arkadaşlar ama birkaç tane güzel yer var. Anlamadığım çok yer var. Şimdi onlar hakkında biraz konuşalım sizle. Trailer'ın açılış sahnesi aynı zamanda en beğendiğim de sahne oldu. Gördüğünüz üzere burası Nümenor olmalı. İlk başta bir acaba Valinor mu diye düşündüm ama yok. Nümenor'dlar bir liman burası ve arka tarafta da Menel tarma zaten e, Nümenor'un tam ortasındaki dağ gözüküyor. Gerçi benim beklediğimden biraz daha yüksek sanki dağ ama e, güzel olmuş. Buradaki e, CGI falan da fena değil bu arada. Gayet güzel bir sahne olmuş bu. Trailer'ın en hoşuma giden kısmı bu oldu. Ondan sonra zaten işte bu çocuk konuşmaya başlıyor arka taraftan. Bizim gördüğümüzün de ötesinde bir dünya var gibi bir şeyler söylemeye başlıyor. Ve geçenlerde işte fotoğrafı da yayınlanan bu iki arkasında muazzam geyik boynuzları mı diyelim artık neyi diyelim onları taşıyan bu iki adamı görüyoruz. Onun üzerinden kamera geçerek biraz daha geniş bir coğrafyayı gösteriyor. Bunların kim olduğunu hala bilmiyorum. Acaba mavi büyücü mü diyeceğim. Yani mavi büyücü olduklarına dair de bir kanıt yok elimde ama belki de mavi büyücüler bunlar. İki kişi gidiyorlar bir tarafa doğru. Olabilir. Sonra bu Hobbit sanırım bu ya da bir çocuk bilmiyorum ikisi de olabilir Hobbit'e de benziyor kıvırcık saçlarıyla bunu gösteriyor elma yanaklı baya böyle pofuduk bir e, kız çocuğu ya da bir Hobbit ama üzerindeki o böyle hani dallar mallar var ya biraz daha böyle e, druid havası vermiş yani orta dünya havası değil de burada da bir druid havası var. İşte diyorum ya hani masalsı sanki bir çocuk diyarında geçiyormuş gibi bir hikaye anlatıyormuş gibi. İşte bu da o düşünceme benim katkı sağlayan sahnelerden bir tanesi. Kimdir bu? Hiçbir fikrim yok. Sonra Galadriel'i bir böyle buzul bir yere tırmanırken görüyoruz. Burası Helkaraxi olabilir mi? Olmayabilir mi? Kuzeyde bir yer olduğu kesin belki Helkaraxi'dir belki değildir. Galadriel'i yukarı tırmanırken görüyoruz. Arka tarafta da başka birkaç tane daha kişinin onunla beraber çıktığını görüyoruz. Ve elinde de gördüğünüz üzere o fotoğraflardaki hançer duruyor. Zaten böyle bir sahne olduğu önceden ortaya çıkmıştı. İşte bir dağa tırmanıyor Galadriel ve orada bir mağaranın içerisine girerek orada bir trolle ondan sonra savaşıyor diye bir söylenti çıkmıştı. Doğruymuş. Galadriel o üzerindeki ağır zırhla beraber bir hançerle bir buzul kaplı bir dağa tırmanıyor arkadaşlar bu sahnede Hal Karaksi olabilir olmayabilir ama kuzeyde olduğu kesin. Sonra yine o geçenlerde çıkan fotoğraflarda da görülen o sahneyi görüyoruz. İşte yine Galadriel bu resimde yok ama Galadriel'in bu salda olduğunu biliyoruz. Belki denize düşmüştür burada. O sahneyi görüyoruz. Burada da diyecek bir şey yok. Yani bu salla neden bunlar Numenor'a gidiyor? Ee, belki gemileri battı. Şu an için bir şey söylemek mümkün değil. Sonra böyle bir e, savaş sahnesi ama. Yani burada hatırlayın. Hani Legolas'a e, filmlerde böyle bir üstün bir yetenek verilmişti ya. File tırmanıyordu. Ondan sonra işte bir kalkanı kaykay gibi atıp böyle beş tane ok çekiyordu falan. Ona bir gönderme olduğunu hissettim. Ben bu sahnede, bu daha önce ortaya çıkan e, Elf abimize bir ok geliyor. O da oku havada yakalayıp ters tutup e, gererek atıyor. Yani arkasında sadağında da bu arada bir sürü ok var. Yani havadan gelen oku e, tutup da çekip atması için de neden yok? Burada bu arkadaşımızın çok üstün yeteneklere sahip bir elf olduğunu anlıyoruz. Yani sanki hani Legolas'ı getiremedik ikinci çağa bari Legolas'a eşdeğer bir elf yapalım onun da böyle çok çevik hareketleri olsun üstün hareketleri olsun gibi bir hissiyat anladım ben hissiyat gördüm bu sahneden sanki bunu Legolas'ın yerine koymaya çalışacaklarmış gibi hissediyorum. Sonra Gilgalat geliyor. Güzel olmuş Gilgalat ama sahnesi de o kadar çabuk geçiyor ki bir şey söyleyebilmem pek mümkün değil. Elinde bir parmağında bir yüzük var dikkat ederseniz. Güç yüzüğü müdür? Bilmiyorum. bu sahne için bir şey söylemek çok mümkün değil ama Gilgalat fena olmamış. Sonra bu sahnede de böyle şarj eden belki bir düşman var orada. Atları görüyoruz. En önde de Galadriel gidiyor arkadaşlar. Zaten yani biliyoruz Galadriel bu dizinin odak noktası ve çok fazla aksiyona girecek. Savaşa da girecek belli ki. O üzerindeki zırh bu sefer silahı yok ama en önden atıyla gidiyor Galadriel. Yani fena bir sahne değil açıkçası ama yani yine de çok böyle alıp sizi heyecanla götürecek bir sahnede değil. Sonra işte bu cave troll, mağara trollünü görüyoruz. Bu güzel olmuş. Bu arada beğendiğim Trailerde beğendim. ikinci sahnede bu oldu. Hem filmden daha farklı bir troll yapmışlar biraz daha böyle yüzü daha ince daha farklı yani vücut şekliyle hoşuma gitti. Bu bir mağara trollü arkadaşlar trollü güzel yapmışlar. CJ'yi de gayet güzel hiçbir sırıtma yok gayet güzel olmuş troll tebrik ediyorum onları. Sonra böyle bir elf toplantısı sanıyorum bu burası belki ayrık vadinin ilk hali diyeceğim ama aşağıda deniz gözüküyor. Onu da diyemiyorum. Ya da belki orası bir göldür. Gölse olabilir tabii ki. Bu sanki bana Ayrık Vadinin kurulmadan önceki haliymiş gibi geldi. Ama bir yandan da orada bir toplantı var gibi sanki. E, Lot olabilir mi? Ağaçlar da çünkü renk itibarıyla ona benziyor ama böyle şelaleli melaleli bir ortam Lot yani burası ya Ayrık Vadi ya da Lotlorien. Zaten bu da o kadar çabuk geçiyor ki bir saniye içerisinde geçiyor burası. Ee, ne olduğunu da çok fazla anlayamıyoruz. Sonra Elrond'un bir sahnesi var. Burada bir arka tarafta böyle bir karmaşa var. Böyle bir hareket eden e, sanki cüceye benzer tipler var. Elrond da yani pis pis birine bakıyor. Ne, neye bakıyor? Nedir sıkıntısı? Ee, hiçbir fikrimiz yok burada yalnız burada saçlar falan yalnız acayip elrondun dikkat ederseniz işte hiç anlam veremediğim sahne arkadaşlar bu yani ne olduğunu bilmiyorum çıplak bir adam sadece altı örtülü bir başka adamı tutuyor adam mı cüce mi bilmiyorum üst taraftaki cüce değil de alt taraftaki cüce de olabilir yanıyor her taraf bir anlam veremedim yani Aule falan geldi aklıma ama ne alaka Aule ile neden olsun zaten Aule buna bir anlam veremedim sonra aynı iki figürü biraz daha uzaktan görüyoruz yine birisi diz çökmüş öbürünün kolundan tutuyor etraflarında böyle bir alev dönüyor. Açıkçası valla yazın yorumlara şu olabilir bu olabilir diye ben e, okuduğum kitaplardan ikinci çağda böyle bir sahne çıkartamadım açıkçası. Hiçbir fikrim yok burada ne olduğuna dair. Yani birinci çağa dönsen birinci çağda da böyle bir şey hatırlamıyorum. Açıkçası bilmiyorum. Sonra burada e, bir takım cüceler sanki bu da Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gimli sahnesine bir gönderme olmuş. Hani orada Gimli hadi yok edelim diye vuruyordu ya baltasını ama ona bir şey olmuyordu tabii. Burada e, bir cüce böyle bir kayaya e, baltasını vuruyor, kaya yarılıyor. Arkada da diğer cüceleri görüyoruz. Filme gönderme olmuş bence. Sonra burada e, Ayağında zincir olan bir adam bir şeye saldırıyor. Sağ altta böyle bir insanımsı şeyler var, figürler var ama tam çıkaramadım. Yani bu bir şeyin üzerinde bir filin üzerindeki bir şey midir yoksa ne olduğunu çıkartamadım. Zincirleri olan bir insan ya da elf belki de zıplayarak ama müthiş bir zıplama yapmış bir şeye saldırıyor. Sonra da güzel diyebileceğim son sahne bir savaş sahnesi. Yani uğraşmışlar savaş sahneleri için belli ki. Ee, evet aslında ilk kez sağda gördüğünüz gibi bir ork görüyoruz burada. Neyse ki orklar varmış. Onu <laughs> anlıyoruz. Hani ork yok mu yoksa ya falan diye düşünüyorduk ki hiç ork göstermediler. Benim bir de endişem var. Sauron'u da hiç göstermiyorlar. Ya Sauron olmayacak mı acaba? Yani koymayacaklar mı Sauron'u? Sauron'un bir işte bir tane kandırdığı elf. Sağ kol olacak da her şey onun üzerinden sadece böyle üstü kapalı, kafası kapalı, bir birisi olarak mı göreceğiz acaba Sauron'u? Sauron'un hiç göstermemeleri beni biraz kıllandırmaya başladı açıkçası. Burada da bir savaş sahnesi var. Fena olmamış, fena gözükmüyor ve ilk kez de orkumsu böyle yaratıkları burada görüyoruz. En azından orkları kaldırmamışlar. Sonra da e, artık bir hobbit mi diyeyim, bir çocuk mu diyeyim bilmiyorum. Yine sanki o e, sırtında geyik boynuzu taşıyan e, adamın, o sakallı olanın elini tutan birisi var sanki. Bir çocuk ya da belki de hobbittir bilmiyorum. Bununla bitiyor arkadaşlar trailer. Bu kadar. Zaten toplamda kaldı 40 saniye falan trailer başında sondaki yazıları mazıları çıkartırsan... 40 saniye kadar bir şey olsa gerek. Bunlar var arkadaşlar. Yani siz sizin yorumunuzla ben çok merak ediyorum açıkçası. Yani benim modum bayağı bir düştü artık. İyice düştük yani. Kesin bir sonuca varmak istemiyorum hala. Hala bir sonuca varmak istemiyorum ama yani beklediğimin çok daha altında bir trailer geldi. Yani çok çok altında bir trailer geldi. Böylesine heyecansız bir trailer açıkçası beklemiyordum. Tam teaser trailer vesaire de kendimizi daha ne kadar kandıracağız yani? O teaser trailer bu bilmem ne. Ya şunları yapana kadar mesela bir belli belirsiz Sauron'u görseydik, Sauron tek yüzü yapsaydı o sırada işte mırıldansaydı kendi kendine Karalisan da konuşsaydı ya o bile çok çok daha iyi olurdu bununla. Bir bir heyecan görseydik. Bir böyle bir tüylerimiz biraz dikelseydi, biraz böyle bir vay be, ne geliyor ya bunca sene bekledik ama bak nasıl bir şey geliyor diye bir, bir düşünce olsaydı ama maalesef olamadı arkadaşlar ya sabahın altısında da ancak bu kadar ifade ediyorum çünkü içeride çoluk çocuk uyuyor daha e, yüksek sesle konuşamıyorum kusura bakmayın aslında içimden neler geçiyor ama e, söyleyemiyorum şu anda olmamış diyorum şu anda beni çok Cezbetmedi açıkçası. Beklediğim pek bu değildi. Gösterdikleri sahneler belki kötü. Sonuçta ilk sezon bile nereden baksam bir 8 saat sürecek. 8 saatlik sürecek bir dizinin içerisinde 30 saniye gördük sadece. Ama o zaman da iyi bir şeyler gösterseydiniz, daha heyecan verici bir şeyler gösterseydiniz. En başta söylediğim şey beni korkutuyor. O... Masalsı hava, o böyle sanki çocuk e, hikayesiymiş, çocuk dizisiymiş gibi bir hissiyat edindim. O gerçekten bayağı canımı sıktı diyebilirim. Evet şu an için görüşler bu kadar arkadaşlar. Belki önümüzdeki haftalarda artık zannetmiyorum. Yeni bir trailer'ın gelmesi için herhalde bayağı bir vakit geçer. Hemen arkasından gelmez belki dizinin başlamasına bir iki ay kala artık yeni yeni bir şeyler görmeye başlarız. Belki başka fotoğraflar gösterilir, posterler paylaşılır vesaire ama bir trailer için daha bayağı bir iki 3 ay geçmeli bana sorarsanız, geçecektir diye tahmin ediyorum daha doğrusu. Şimdilik elimizde bunlar var. Ne diyorsunuz? Siz de yorumlara yazın. Hadi herkese iyi sabahlar ya akşamlar ya da. Görüşmek üzere.